Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle İzmir'deki etkinlikleri nasıl bulabiliriz, nereden takip edebiliriz diye bir soru gelmişti. Benim de zaten hem aklımda olan hayalimde de olan bir video olduğu için bu hafta sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle seyahat ederken bunu önceden de geçen haftaki arkadaşım Derya'yla ilk çektiğimiz videoda, yani aslında onun kanalında olan videoda şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Aslında kendi mahallenizi tanımak, daha sonra şehrinizi tanımak, işte yandaki mahalleyi tanımak, şehrinizi tanımak bile çok önemli. Ve aslında seyahat etmekten kastımız hani böyle uzaklara gitmekten ziyade aslında bulunduğun yeri bilerek başlamak her zaman kendinizi de tanıma açısından daha belki avantajlı olabiliyor. Ve çok da önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Bir süredir Etkinlik alanında çalışıyorum. Aslında Erasmus'ta yaptığım proje sayesinde bu alana evrildi hayatım diyebilirim. Ve bunun da aslında daha da geçmişine bakınca ben yerine duramayan, böyle sürekli bir kafenin müdavimi olamayan, işte şehrimde ne oluyor, işte İzmir'de ne var, şurada şunu denemem lazım, burayı görmem lazım gibi bir şeyleri keşfetmeye ihtiyaç duyan bir yapım var. Ve bu da beni en sonunda hani birçok etkinlikleri, birçok mekanı da takip ederek de aslında zamanla böyle bir bilinç oluştu bende de. Ve sonuç olarak da bu noktada kendimi profesyonel açıdan devam ettirmeye karar verdim. Her zaman aslında lokal olarak, yani o bulunduğunuz bölgedeki sanatçıları, yazarları, mimarları, tarihçileri, işte ya da ne bileyim en basından bir bina neden oraya dikiliyor gibi böyle bu tarz gündelik bilgilere sahip olmak bence çok önemli ve keyifli de açıkçası. Böyle hani şehirden bir haber yaşamaktansa, işte sadece yere bakarak yürümektense hakikaten bir kafayı kaldırıp, yani burada da bir şeyler oluyor galiba diye bir merakla yaşamak ve onun peşinden gitmek bence benim açımdan çok keyifli. Bilmiyorum, biraz belki tercih de meselesi. Ama bazen insan nereden yakalayacağını bilemiyor. Bu videoda tam olarak aslında o yüzden size naçizane birkaç site, blog vesaire hesap önereceğim. Oraları takip ederek İzmir'de olup bitenlerle ilgili haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir etkinlik veya bir mekan bulmakla alakalı takip edebileceğiniz farklı platformlar var. Bir dergi okuyabilirsiniz. Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz veya web sitelerine bakabilirsiniz. Şimdi benim için en uygun olan açıkçası Instagram kullanmak. Her zaman ben Instagram'da çok daha pratik buluyorum her şeyi. Benim açımdan öyle oluyor. Çünkü kaydedilenler kısmında her zaman ya beğendiğim böyle tasarım bir şey kaydetmiş oluyorum ya da bir etkinlik veya bir mekan kaydetmiş oluyorum. O yüzden kaydedilenler sayfasına girdiğimde her zaman yani karşıma kaydetmiş olduğum bir etkinlik veya mekan çıkıyor. Yani aslında Urla'ya gideceksem nereye gitmeliyim dediğimde o kaydettiğim yerlerden bulabiliyorum. Ki eskiden daha böyle not alırdım açıkçası. Urla'da gidilecek yerler diye böyle bir liste düzenlerdim. Veya İzmir'de Urlalı bir arkadaşım vardı mesela. Onu arayıp sormak, ya bu arada bu en güzel yolu. Couchsurfing gibi bir uygulamayla bir lokal birisine danışmak her zaman için güzel bir avantajdır. Ama onlar da bilmiyor olabilir. Onların da bilmediği şeyler olabilir. O yüzden hem lokal birisine danışmak, oranın yerlisi olan bir arkadaşınızla konuşmak. Ya ben Karşıyaka tarafındayım mesela, Göztepe'ye ilgili çok az bilgim varsa Göztepe'li bir arkadaşıma danışmak her zaman çok daha mantıklı bence. Bir diğer seçenek ise Instagram'da takip ettiğim belli başlı hesaplar var. Bunlardan en klişesi diyebilirim, en böyle meşhur ve yaygın olanı İzmir Etkinlik sayfası. Hatta bir yandan ben de buradan bir bakayım hemen İzmir Etkinlik sayfasına. Sürekli bir paylaşım yapıyorlar. Gerçekten nerede, nereye gidilir vesaire. Yani her konuda bir bilgi oluyor gerçekten de. Konserdir, işte mekandır, etkinlik, her türlü şey burada bulabiliyorsunuz. Ama şahsen bana, yani bu her zaman takip ettiğim sayfa olmakla beraber bu bana çok karmaşık gelen bir sayfa. O yüzden böyle çok da şey yapmamaya çalışıyorum. Çok böyle girmemeye çalışıyorum. İzmir Mekan Rehberi var. Burada da aynı şekilde bu sefer mekanlarla ilgili çok fazla bilgi alabilirsiniz. Bir sürü farklı farklı yerlerden güzel önerilerde bulunuyorlar. Ve genelde ben bunları beğendiğim anda zaten kaydete basıyorum. Mutlaka hani ileride o bölgeye gidiyorsam kullanırım diye. Arkadaşımın önerisiyle yepyeni bir yer, bir şey keşfettim. İzmir.art diye bir web sitesi, aynı zamanda bir Instagram sayfası. Yaklaşık 1-2 hafta önce zaten açılmış. Çok yeni bir sayfa, çok yeni bir hesap. Web siteleri de gayet şu an için bile keyifli gözüküyor. İyi yerlere gideceği belli bir sayfa bence. Şimdiden takip etmenizi öneririm. Daha 4 gönderileri var Instagram'da da.
Ama gerçekten her türlü işte sanal sergiler olsun, kültür sanat haritası olsun, işte etkinliklerle ilgili vesaire böyle bir sürü blog yazarında bulunduğu çok güzel bir web sitesi. Ben de bugün bu videoyu çekeceğim için bunu öğrenmiş oldum açıkçası. Gerçekten bence desteklenmesi gereken bir girişim. Her zaman için zaten lokal olan sanatçıları, web sitelerin girişimleri ne geliyorsa aklınıza desteklemek her zaman o ülkeyi de, şehri de her zaman daha ileriye taşıyacaktır bence. Ve gerçekten güzel bir yere gidecek gibi gözüküyor şimdiden. Hem etkinlikleri bulabiliyorsunuz, hem sanal sergiler, kültür sanat rotaları gibi birçok farklı alanda bilgiye erişebiliyorsunuz. Linkini mutlaka aşağıya bırakacağım. Bir diğer önereceğim şey ise yine bugün arkadaşımın önerisiyle öğrendiğim bir sayfa. visitizmir.org diye bir sayfa. Bu sayfada yine tarih, kültür, doğa, gastronomi, deniz, müze, sanat vesaire birçok farklı alanda birçok farklı yazıyı bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda haritadaki yerinizden, lokasyonunuzdan etrafınızdaki etkinlikleri görebiliyorsunuz, mekanları görebiliyorsunuz. Ve çok kapsamlı bir site bence bu da aynı şekilde. Ve bu tarz siteler sayesinde İzmir'de gerçekleşen, yani şehirde gerçekleşen projelerden de haberdar olabiliyorsunuz. Yani aslında belki de biz şey diye yaşıyoruz, ya burada da hiçbir şey olmuyor, her gün aynı gidiyor vesaire. Yani bunu büyük şehirde bile insanlar yaşayabiliyor bence. Bu çok yaygın bir şey. Eğer daha küçük bir şehirden izliyorsanız beni, hani buna çok şaşırabilirsiniz. Ama gerçekten İzmir gibi bir şehirde bile, yani 4-5 milyonluk bir nüfusluk bir şehirde arkadaşlarımın hani böyle ya bu şehirde de hiçbir şey yok ki dediğini veya işte bir yan mahalledeysen ne olduğunu bile bilmeyen çok fazla arkadaşım var. Biraz da aslında kanalı bu yöne çekmek de istiyorum sırf bu yüzden de. Ben de tam tersi hani sürekli nerede ne varı kovalayan bir yapım olduğu için az çok bir bilgi sahibiyim bence. Hani çok aşırı iddialı konuşmayayım böyle her yerde ne var, ne olur, ne biter bilirim gibi değil ama yine de bir sıradan normal bir vatandaşa göre çok daha gözüm bu konuda açık diyebilirim. O yüzden bu bilgileri paylaşmayı ileride bir seri haline de çok istiyorum. Bir gezi rehberi oluşturmayı çok istiyorum. Bununla ilgili de yorum yaparsanız sevinirim. Gerçekten hani böyle bir şey ister misiniz? Sizce güzel olur mu? Olursa da bu arada arkadaşımın desteğine ihtiyacım olacak. Herhangi bir arkadaşımdan bu işte bu proje seninle girerim diyen varsa onu da buradan öğrenmiş olurum. Çünkü bu pek böyle tek başıma yapabileceğim bir şeye benzemiyor şu an için. O yüzden biraz erteliyorum şimdilik. Her neyse, konuyu da atmadan devam ediyorum. Visit İzmir'e de mutlaka bakın yani. Gerçekten çok güzel. İki sitenin de bu arada tasarımları çok güzel bence. Şimdi benim en çok beğendiğim ve her zaman takip ettiğim şey Lokal Online diye bir sayfa, Instagram sayfası. Bu sadece bir Instagram sayfası değil. Bir süredir hem YouTube'da da videoları var açıkçası. Hem web siteleri var. Hem de fiziki olarak aslında bir broşür gibi bir baskıları var. Ve bu broşürde böyle kocaman bir sayfa açılmış oluyor karşınızda. Ve 2 aylık tüm İzmir'deki etkinlikleri bulabiliyorsunuz. Sergiden konserine, tiyatrosuna, operasına, her şeyi gerçekten farklı renklerde çok güzel bir şekilde, işte fiyatıyla birlikte bazen yazdıkları. Çok keyifli bir broşür veya dergi diyebilirim. Genelde ben şöyle yapıyordum aslında. Bu pandemi öncesinde ben bu tarz şeyleri çok takip ediyordum. Pandemi sonrasında biraz kendimi geri çekmeye çalışıyorum bu tarz ortamlardan veya etkinliklerden. Şimdi yeni yeni biraz daha kendimi rahat hissediyorum yine tekrar o günlere dönmeye ama hala biraz bekliyorum açıkçası pandeminin tamamen bitmesini. Şöyle yapıyordum, not defterime veya ajandama orada Lokal Online'da beğendiğim tüm etkinlikleri kenara not alıyordum. Aynı zamanda bu bir baskı olduğu için, 2 aylık bir baskı sonuçta, daha güncel haberleri de veya işte orada baskıda bulamayacağınız şeyleri de Instagram sayfası güncel olarak paylaşıyorlardı. Bu sayfanın en sevdiğim yanlarından biri, tasarım olarak çok güzeller. Yani derginin tasarımı da çok güzel oluyor. Bir tasarımcıyla çalışıyorlar mutlaka. Her kapağı farklı biri yapıyor diye biliyorum. Aynı zamanda Instagram sayfalarında da bence paylaşımları, etkinlik paylaşımları çok güzel. Yani Instagram'ımda da geçerken mutlaka durup yine kaydettiğim şeylerden biri oluyor da. Ama bir süredir ne yazık ki çok online bir şekilde devam etmiyorlar. Yani çok paylaşımlarını görmüyorum. En son 8 Temmuz'da bir paylaşım yapmışlar. Bu arada İstanbul etkinliklerini artık yayınlıyorlar diye biliyorum. Birkaç farklı şehre dağıldılar veya dağılacaklar gibi gözüküyor şu an için. Ama asıl çıkış noktaları benim bildiğim kadarıyla İzmir'de.
Ve çok başarılı bir girişim bence. Umarım devam ederler. Benim en sevdiğim, en severek takip ettiğim şey lokal online. Bu sayfalar olarak bu kadar diyebilirim. Bir diğer önerimiz ise aslında Google Maps'i iyi kullanmak. Google Maps'teki işte kendiniz de aslında bir puanlama yapmanız veya bir yorum yapmanız gittiğiniz mekanlarla ilgili. Bu videoda kendime de sözüm olsun. Ben de bayağıdır yapmak istiyorum ve erteliyorum. Artık ben de yazacağım. Çünkü bu sayede Google da sizin tarzınızı az çok anlayıp ona göre de bir yer önerebiliyor diyebiliyorum. Ve bu benim tercih edeceğim bir şeydir açıkçası. Herkes etmeyebilir ama hem o mekana bir teşekkür etmiş oluyorsunuz eğer beğendiyseniz. Beğenmediyseniz de onların kendilerini geliştirmesi için bir alan açmış oluyorsunuz. Aslında o kötü yorum kötü gözükebilir ama hani yine de güzel bir şekilde eleştirdiğiniz sürece bence karşı tarafta da hani işte atıyorum yemek çok tuzlu olmuştu dediğinizde yüzde de söylemez bence önemli ama hani evet buna dikkat edelim gibi bir yaklaşımları olabilir bence. Ve gelecek insanların da çok şaşırmaması için de önemli o tarz yorumlar. Ben mutlaka bir yerde bir şey beğendiysem Google'daki puanlamasına güvenmiyorsam yorumlarına da bakıyorum. Ve haritada mutlaka Google Maps'ında benim her zaman böyle gidilecek yerler kayıtlıdır. Hiç gitmediğim yerler kayıtlıdır. Gittiğim yerler de kayıtlıdır her şekilde. Bu seyahat ederken de yaptığım bir şey zaten. Bir bölgeden geçerken buralarda yakınlarda benim sevdiğim, sevebileceğim bir yer var mı diye mutlaka bakarım yani. Bu da böyle bir taktik olmuş olsun. Yani çok basit bir şey ama Google Maps deyip geçmeyelim yani. Bunun dışında workshop tarzı böyle deneyimleri merak ediyorsanız o tarz şeyler için Airbnb sitesine de bakabilirsiniz. Gezgin buluşmaları, gezgin sohbetleri, o tarz şeyler arıyorsanız da genelde bu tarz şeyler de aynı şekilde Couchsurfing gibi sayfalardan bulabilirsiniz. Şu an için önerilerim bu kadar. Onun dışında da tabii ki de şehir hangi şehirse o şehrin yerel bir bloggerını takip edip onun gittiği yerleri kaydedebilirsiniz. Benim izlediğim yöntemler bunlar şimdilik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Haftaya daha güzel videoyla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.